Efendim merhaba, İçel TV'desiniz. İçel gündemi programında ben Ali Gürkan Şamiloğlu. Mersin'de yaşananları sizlere aktaracağım. Program içerisinde Mersin'le, Türkiye'yle ve dünyayla ilgili son dakika gelişmeleri olduğu takdirde de programda kısa olarak sizlere aktaracağız. 2019 yılının son İçel gündemi programını yapıyoruz ve Perşembe gününden itibaren yine yeni yılda 2020 yılında Mersin'de yaşananlarla İçer gündemi programında sizlerle birlikte olacağız. Her zaman olduğu gibi 2020 yılında da en yalın haliyle Mersin'de neler yaşandı İçer TV'den ve İçer FM'den ve Tepe Medya Grup radyolarından sizlere aktaracağız. Şu anda da İçer Gündemi programı İçer TV'nin tüm sosyal medya hesaplarında canlı yayında ve İçer FM'de de frekansınıza canlı olarak geliyoruz. Bugün gökyüzüne baktığınızda güneşi gördünüz ve hava parçalı bulutluydu ama 4 gün boyunca Mersin ili genelinde sahil kesiminde şiddetli yağmurlar vardı ve yüksek kesimlerde de kar yağışı vardı. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün bildirdiği bilgilere göre bugün Mersin'de yağmur ve kar yağışı yok. Saat 24'ten sonra yüksek kesimlerde kar yağışı ve tipi olması bekleniyor. Ayrıca yarın da Mersin ili genelinde yağmur gözükmüyor. Şu anda kent merkezinde ve sahil kesimlerinde ortalama hava sıcaklığı 15 derece, yüksek kesimlerde ise ortalama hava sıcaklığı 5 derece dolaylarında seyrediyor ve öyle de seyredecek. Tabii 4 gün boyunca Mersin ili genelinde yağmur yağdı. Yağmurlarla birlikte lokal olarak bazı noktalara dolu da yağdı. Ve yüksek kesimlerde de kar yağışı nedeniyle bazı köy yolları ulaşıma kapandı. Ancak Büyükşehir Belediye ekipleri kapanan yolları açtı ve hala da yol açma çalışmaları devam etmekle birlikte olası kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanacak olan yolları açma konusunda da ekipler hazır bir şekilde bekliyorlar. Yağmur yağdı kent merkezinde ve birçok ilçede bazı yollar suyla doldu, su baskınları yaşandı, su taşkınları yaşandı. Belediye ekipleri bu taşkınları giderme ve temizleme çalışmalarını hala devam ettiriyor. Ayrıca dün akşam yağan şiddetli yağışlarla birlikte Mersin'in Tarsus ilçesinde de tarım alanları 5 köyde yine su altında kaldı ve çiftçiler mağdur oldu. Tarsus Ziraat Odası Başkanı Veys Avcı bölgeyi ziyaretinde yapmış olduğu açıklamada 17 bin dönüm alan zarar gördü, üretici perişan, devletin bir an önce üreticiyi kalkındırmak amacıyla ciddi bir hamle yapmasını bekliyoruz dedi. Mersin'in Tarsus ilçesinde de yağmurlar sırasında bazı yollar çöktü. Çöken bir yola otomobil düştü, otomobil traktörle kurtarıldı. Mersin'in Tarsus ilçesinde aşırı yağışlar ekili alanların dışında kırsal mahalleleri etkiledi. Sular altında kalan araç iş makineleri yardımıyla kurtarıldı. Tarsus'a bağlı Yunusoğlu mahallesinde bir kişi seyir halindeyken yolda sulara gömüldü. Kendini zorla dışarıya atan sürücü hemen yardım istedi. Olay yerine gelen kepçe suya gömülen aracı kurtardı. Kent merkezinde gün boyu devam eden yağmur nedeniyle de bazı ana caddeler ve sokaklar sular altında kalırken özellikle denize yakın mahallelerdeki alanlar sular altında kaldı. Çıkarttı. Bu daha mı takılmış? Allah Allah. Allah Allah. Bak. Araba gitti dolu. Ya. Çalışır mı bu şartlarla? Çalışır da işte nasıl olacak şimdi? Dur bakalım. TC mahallesine de dolu yağdı. Dolu TC'de narenciye bahçelerine zarar verdi. Ne kadar zarar verdiği hasar tespit çalışması sonrasında belirlenecek. Mersin'de 30 Aralık günü etkili olan dolu yağışı yerleşim yerleriyle bahçeleri beyaz örtüye bürüdü. Merkeze bağlı Tece Mahallesi ile Erdem ilçesine bağlı Çeşmeli Mahallesi'nde yer yer dolu yağışı etkili oldu.
Dolu yağışı sonrası yerleşim yeri ve bahçeler adeta beyaz örtüye büründü. Birkaç dakika süren yağış sonrası iş yerlerinin gider boruları önünde dolu yığınları oluştu. Yağışın özellikle narenciye bahçelerinde zarara yol açtığı öğrenildi. Dolunun neden olduğu hasar yapılan tespit çalışmalarının ardından belli olacak. Bu gece 2020 yılına gireceğiz. Tabii sağlıklı, mutlu, güvenli, huzurlu bir ortamda yeni yıla girmek için bir hafta öncesinde Mersin'de hazırlıklar başladı. Mersin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi ile birlikte diğer ilgili birimler bir hafta öncesinden başladıkları denetimlerini hala devam ettiriyorlar ve bu gecede, bugün de daha sıkılaştırarak mobil ekiplerle ve devriyelerle devam ettirecekler. Mersin'de otogarda, tren istasyonunda ve limanda güvenlik önlemleri arttırıldı. Alışveriş merkezlerinde güvenlik önlemleri arttırıldı. Ayrıca alışverişin yoğun olduğu kent merkezindeki bölgelerde de güvenlik önlemleri arttırıldı. Sağlıktan gıda denetimlerine kadar birçok özel ekip çalışmalarını devam ettiriyor ve gece boyunca da nöbet tutacak. Trafik ekipleri de hem mobil ekiplerle hem de devriye ekipleriyle alkollü araç kullanımı konusunda ve ayrıca emniyet kemeri takma konusunda denetimlerini devam ettiriyorlar ve sabahın ilk ışıklarına kadar da daha yoğun bir şekilde bu denetimlerini devam ettirecekler. Yeni yılla birlikte tabii ki Mersin'in Kurtuluş Günü kutlanacak 3 Ocak'ta. 3 Ocak'ta hem Mersin Valiliği'nin düzenlemiş olduğu etkinlikler hem de gelenek olduğu üzere Toroslar Belediyesi'nin düzenlediği Zafer Yürüyüşü, Kuvayi Milliye Yürüyüşü gerçekleştirilecek. Kuvayi Milliye Yürüyüşü, Zafer Yürüyüşü ile ilgili olarak Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşin Yılmaz bir toplantı düzenledi ve bu toplantıda belediyenin 3 Ocak'la ilgili yapacağı etkinlikler hakkında bilgi verdi. Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşin Yılmaz, 3 Ocak Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yılı dolayısıyla düzenleyecekleri 3 Ocak Zafer Yürüyüşü ve diğer etkinliklerle ilgili bilgi vermek üzere basın mensuplarıyla bir araya geldi. Yunus Emre Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıya Mersin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Rüstem Kayatepe ile çok sayıda gazeteci katıldı. Başkan Yılmaz toplantıda yaptığı konuşmada 3 Ocak kutlamalarına yönelik çalışmalarını heyecanla, severek ve şevkle yaptıklarını söyledi. Valimiz 3 Ocak Mersin'imizin kurtuluşu, Mersin'imizin kurtuluş günü, tarihi bir gün, önemli bir gün, aynı zamanda sadece tarihte önemli bir gün olmak özelliği bir tarafa, bugünümüze de çok önemli yansımaları olması gereken bir gün. Neden böyle söylüyorum? Mersin'den bahsederken efendim lobi eksikliğinden, lobi yokluğundan bahsediyoruz. Yeterli tanıtımın yapılmadığından bahsediyoruz. Birlikte hareket etme, organize olma, bu kenti bir yerlere götürme, daha iyi bir yerlere götürme noktasında, ortak paydada buluşma noktasında sıkıntılarımızdan bahsediyoruz. İşte bu noktada 3 Ocak, Mersinlilik bilincinin oluşması, oturması, yeni nesillerde de kabul görmesi noktasında, beraber organize olma noktasında çok önemli bir gün. Zira siyaset üstü bir gün, siyaset üstü değerlendirilmesi, düşünülmesi gereken bir gün. Yıllardır 3 Ocak'ta değişik organizasyonlar yapılıyor. Toroslarla özdeşleşmiş en önemli organizasyonumuz da 3 Ocak'ta her sabah 3 Ocak sabahı saat 8'de Toroslar'dan yapılan Zafer Yürüyüşü. Neden böyle söylüyorum? Çünkü bu sadece son dönemde yapılmış bir yürüyüş değil. Mersin'in kurtuluşu sağlandıktan sonra, zafer elde edildikten sonra her yıl Kuvayi Milliye gazileri, Kurtuluş Savaşı gazileri toplandılar, bir araya geldiler. Kalpaklarını giydiler. İstiklal madalyalarını göğüslerine taktılar. Atlarına bindiler. Önce Çavuşsu'dan aşağıya, Yoğurt Pazarı'na,
Cumhuriyet Meydanı'na yıllarca yürüdüler. Her yıl bunu gerçekleştirdiler. Daha sonra bunların bir kısmı rahmetli oldu. Aynı yürüyüşlere çocukları katıldılar. Babalarının kalpaklarını giydiler. İstiklal madalyalarını taktılar. Atlarına bindiler. Yine gururla, göğüslerini gere gere, onurla zafer yürüyüşü yaptılar. Geçit resmi yaptılar. Mersin halkı da bu güzergah üzerinde toplandı, onları alkışladı, destekledi, sevgi gösterileri yaptı. Ve bu yürüyüşte ve Kuvayi Milliye gazilerinde her kesimden herkes bulunuyordu, herkes vardı. Tüm Mersinliler vardı, Mersin'deki tüm unsurlar vardı. Bu yıllarca devam etti. Hamit Başkanımız 15 yıl önce belediye başkanı olduğunda akamete uğramış olan bu geleneği tekrar başlattı. Toroslar'da her yıl sadece Türk bayraklarıyla gururla, onurla bir yürüyüş gerçekleştirildi. 31 Mart itibariyle Toroslar'da bayrağı Hamit Başkanımızdan devraldık. Biz de aynı duygularla, aynı şekilde, heyecanla 3 Ocak yürüyüşümüzü bu sene de gerçekleştireceğiz. 3 Ocak Mersin'de yaşayan herkesin ortak değeridir ve öyle olmalıdır. O coşkuyla kutlanmalıdır. Biz de bu coşkuyu yaşıyoruz ve bu sene yine 3 Ocak'ta aynı coşkuyu yürüyüşümüze katılan hemşehrilerimizle birlikte paylaşmak istiyoruz. Bu sene de 3 Ocak'ta sabah saat 8'de güçlü şekilde, heyecanla vatandaşımızla beraber yürüyüşümüzü gerçekleştireceğiz ve Cumhuriyet Meydanı'na hep beraber aynı coşkuyla ulaşacağız. Geçmiş dönem Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan ve İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyesi Burhanettin Kocamaz, Mersin Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret ederek Cemiyet Başkanı Rüstem Kayatepe ve yönetimine başarı diledi. Mersin Geçmiş Dönem Büyükşehir Belediye Başkanı ve İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyesi Burhanettin Kocamaz, Mersin Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti. Cemiyet Başkanı Rüstem Kaya Tepe tarafından karşılanan Kocamaz, Tepe ve yönetimine görevlerinde başarılar diledi. Sayın Başkanım, Mersin Gazeteciler Cemiyeti yönetimi ve üyeler adına cemiyetimize hoş geldiniz. Hoş bulduk. Mersin Gazeteciler Cemiyeti 1975 yılında kurulmuş. 44 diyorduk ama artık 45. yıl olacak haliyle 2020'ye girdiğimiz tarihten itibaren. 6-7 tane gazeteci büyüğümüzün bir matbaada kurdukları bir hayalle tohumlar atılmış bir cemiyet burası. Ama 45 yıl sonrasında koca bir çınar oldu. Biz seçim bittikten sonra bütün gruplar destek veriyor. Hiçbir ayrı gayrı yok. Birliği, beraberliği sağlamış durumdayız. Bu anlamda da bizi tekrar ziyaret ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Ben de öncelikle yeni yönetime hayırlı olsun diyorum. Aslında daha önce gelmemiz gerekirdi ama ancak fırsat bulduk ve yeni yönetime hayırlı olsun dileklerimizi iletiyoruz. Gazetecilik belediye başkanlığı gibi zor bir iş. Yani belediye başkanı herkese yaranamaz, gazeteci de herkese yaranamaz. Ama objektif bakıldığı sürece olaylar çarpıtılmadan halka doğru bilgi aktarıldığı sürece gazetecilik de kutsal bir meslek. Yani aynen diğer meslekler gibi. Dolayısıyla özellikle ekonomik krizin had safhaya ulaştığı bir dönemde yerel gazetecilik yapmak çok zor. Biz Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı dönemimizde de, Tarsus Belediye Başkanlığı dönemimizde de belediyelerin imkanı ölçüsünde destek vermeye çalışıyorduk. Çünkü yerel yönetimler yerel basına destek vermediği sürece bu basının ayakta durması çok zor. Ama şunu da belirtelim ki yerel yönetim ne kadar destek verirse versin basına yeterli olmadığı için yerel yönetimler de her zaman eleştirilir. Ama ben öyle inanıyorum ki
Mersin'de bizim dönemimiz kadar yerel basın desteklenmemiştir. Ben sizlere başarılar diliyorum. İşiniz kolay değil, zor. Allah yolunuzu, bahtınızı açık etsin. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Mersin'de limanda uzunca bir süre göçmen kaçakçılığı yapıldığını tespit eden ve 3 ay boyunca izlemeye alan emniyet birimleri Mersin merkezli, Hatay'da ve Adana'da birçok adrese eş zamanlı operasyonlar düzenledi ve bu operasyonlarda da göçmen kaçakçılığı yapan kişileri yakaladı. Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü'nce Mersin ili genelinde göçmen kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik 3 ay süren teknik takip çalışmaları neticesinde organizatörlerin 4.000-4.500 dolar karşılığında temin ettikleri göçmenleri götürmek üzere tırların dorselerinin alt kısmına göçmenlerin gizlice girip çıkabilmeleri için düzenek kurduktan sonra mali değeri düşük olan yükleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ülkesine götürmek üzere beyanname açtıkları, liman görevlilerini yanıltmak amacıyla yasal yüklütürü önceden limana sokup X-ray ve diğer işlemleri hallettikten sonra göçmenlerin yüklü olduğu tırın gelip kameraların göremeyeceği bir noktada yan yana yanaştıktan sonra göçmenlerin işlemleri tamamlanan ve gemiye bindirilecek olan tıra dorse altına yapılan gizlenmiş özel kapaklardan nakledildiği tespit edildi. Bu şekilde 2019 yılı içerisinde 3 olayda toplam 30 göçmen yakalanarak düzensiz göçmenlerin sevkiyatını yapan 3 şüpheli tutuklandı. Ayrıca göçmenlerin sevkiyatında kullanılan 3 çekici ve dorseye el konuldu. Devam eden teknik takipler neticesinde göçmen kaçakçılığı olayları organize eden 14 şüpheli daha tespit edilerek 25-12-2019 günü Mersin merkezli, Adana ve Hatay ilinde yapılan eş zamanlı operasyonda yakalanarak gözaltına alındı. 3 şüpheli işlemlerine mütakip salıverilmiş, adli mercilere çıkarılan 11 şüpheliden biri adli kontrol kararıyla serbest bırakılırken 10 şüpheli tutuklandı. Hakkari'deki terör olaylarından kaçarak Mersin'e gelen ve mağdur hayat yaşayan aileye Akdeniz Belediyesi el uzattı. Akdeniz Belediye Başkanı Muhammed Mustafa Gültak aileyi evlerinde kaldıkları Emanet Ev'de ziyaret ederek destek sözü verdi. Gençler, ne haber? İyi misiniz? Oh, biraz daha gençleştim. Hamza, Mersin Akdeniz Belediye Başkanı Muhammed Mustafa Gültak, 2016 yılında Yüksekova ilçesinde meydana gelen hendek eylemleri sırasında terör örgütü PKK'nın baskısından kaçarak Mersin'e göç eden Demirel ailesine destek verdi. Ondan sonra bir şeyimiz kalmadı. Kış diye olacaksa ben geldim buraya. 3 ay bankaronun üzerinde yattım. Bu eşya da çoğu bu sahibinin evi, sahibinindir. Ev, eşya. Sahibinin odada da yatağı matağı bırak bizi çocuklar yatsın diye. Bir tane yaşlı kaldırdı bu ev sahibi. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 2016 yılında meydana gelen terör olayları ve hendek eylemleri sırasında Demirel ailesinin 3 evi, beyaz eşya dükkanı ve arabaları yakılarak kullanılamaz hale geldi. Olaylarda yakınlarını ve komşularını kaybeden aile, çareyi memleketlerinden göç etmekte buldu. Sahip oldukları her şeylerini bırakan Alaaddin Demirel ve Selahattin Demirel kardeşler, eşleri, çocukları ve anneleriyle birlikte Mersin'e göç etti. Demirel ailesi Toroslar ilçesi Çağdaşkent mahallesine yerleşti. Hayatta kalmak için Mersin'de de var olma mücadelesi veren 15 nüfuslu Demirel ailesine Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak yardım eli uzattı. Nerede? Burada da bakıyorlar. 3 ayda, 6 ayda bir bak götürüyoruz zaten. Yani burada fakülteye bakıyoruz. Evet, onu da yapıyoruz. 3 ay biz koronun üzerinde yattırdık çocukları. Allah sizden de komşularda da razı olsa komşular çok bize yardımcı oldular. Birisi havlu getirdi, birisi battaniye getirdi. İşte. Tarsus ilçesinde off-road yarışı düzenlendi, binlerce kişi takip etti ve heyecanlı anlar yaşandı. Şimdi üçüncü tur.
Mersin'in Tarsus ilçesinde düzenlenen 2019 Akdeniz Offroad Kupası 5. ayak final yarışları yapıldı. Yağmur altında oldukça çekişmeli geçen ve 4 farklı kategoride 22 araçta 44 pilotun katıldığı yarışları çok sayıda kişi izledi. Kısa adı Tork olan Tarsus Offroad Kulübü'nün ev sahipliğinde düzenlenen ve Tarsus'un düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü kutlamaları kapsamında yapılan yarışlar, Gazi Paşa Bulvarı'nın tem bağlantı noktasında bulunan Tork Arena'da koşuldu. Büyükşehir Belediyesi 4 etapta oldukça heyecanlı geçen yarışlara altyapı desteği verdi. Çevre illerden 22 araçlı organizasyona katılan 44 sporcu, 4x4 araçlarla yağış altında ve çamurlu parkurlarda hünerlerini sergiledi. Adrenalin dolu yarışlarda araçların bazıları parkurları tamamlayamadı. Yarışmada S1 kategorisinde Mehmet Baki Arpa Satan, Muhammed Emin Başel, S2 kategorisinde Serkan Sivri, Ali Kıvrak, S3 kategorisinde Mustafa Özel, Mehmet Çiftçioğlu, S4 kategorisinde Abdullah Çardak, Çağdaş Başdatlı ve genel toplamda yine Abdullah Çardak ve Çağdaş Başdatlı şampiyon oldu. Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri Mersin'de Müftü Deresi'nde Müftü Köprüsü'nün altında ilgi çeken bir sergi açtı. Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü öğrencileri İsmet İnönü Bulvarı üzerindeki Müftü Köprüsü'nün altında Köprü Altı 19 sergisi açtı. Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü öğrencileri tarafından Serbest Malzeme Atölyesi ve Entelasyon Atölyesi uygulama dersleri kapsamında hazırlanan ve öğretim görevlisi Juan Botella Lucas danışmanlığında yürütülen Köprü Altı 19 sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Müftü Köprüsü'nün altında gerçekleştirilen sergi açılışına Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim elemanları, öğrenciler ve sanatseverler katıldı. Sergiyle ilgili bilgi veren öğretim görevlisi Lucas, serginin her yıl geleneksel olarak alternatif mekanlarda düzenlendiğini belirterek, "Amacımız halka çağdaş sanatı tanıtmak, sanat sergilerini galeriler ve müzeler dışında farklı mekanlarda sunmak, spesifik bir tür izleyici değil, halkın her kitlesine ulaşabilmektir," dedi. Lucas, köprü altı gibi yerlerin kullanılmasıyla sanatçılarla halkın kültürel etkileşimine yeni mekanlar oluşturmayı hedeflediklerini de ifade etti. Efendim bugün de 2019 yılının son İçer Gündemi programını tamamladık. 2020 yılının sevgi, dostluk, barış getirmesini dileyerek İçer TV'de kalın, hoşça kalın. İç yapım.